İlk olarak bu hastalığa yakalandığımda aslında özellikle hastanede o kaldığım o 12 günlük süreç çok ağır geldi. Tabii ki bu hastalıkta kurtulmak için insanlara, daha doğrusu insanları kurtarabilmek için elimden gelebilecek tek şey buydu. Onu da yaptım yani. Belki verdiğim bu kanla çok sayıda insan, yani 2 belki 3 kişi kurtulacaktır. Bu da benim için büyük bir kazanç olur. Onun için yani verdikten sonra da bir rahatsızlık duymadım, bir şey de hissetmedim. Vermelerini tavsiye ederim. Yani şu an daha iyiyim, herhangi bir sıkıntım yok. Yani insanlık için bir şey yapabildim, sen ne mutlu bana. Van 100. Üniversitemiz Dursun Odabaşı Tıp Merkezimizde sadece Türkiye'de belli sayıda merkezlerde uygulanan plazma tedavi sürecini başlatmış oldu. Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu algoritmalar doğrultusunda biz de Van 100. Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Dursun Odabaşı Tıp Merkezimiz olarak hematoloji bölümümüzdeki hocalarımız, mikrobiyoloji, başhekimliğimiz güzel bir çalışma sergilediler ve COVID-19 hastalığına yakalanmış, virüsü almış ama daha sonra iyileşmiş hastalarımızdan, üniversitemizde tedavisini gören 3 hastamızdan bunlar tamamen iyileştiler ve bütün testleri yapıldı. Son testleri de yapıldı. Bu kişilerden bağışçı olarak plazma aldılar. Bunları şu an uygun ortamlarda üniversitemizde muhafaza edildi. Eğer hastalığı ilerlemiş olan, işte entübe olmuş hastalar olursa son çare olarak plazma tedavisini de bu hastalarımıza uygulayacağız. COVID-19 salgınında yoğun bakıma düşmüş, ventilatöre ihtiyacı olan, genel durumu kötü olan hastalarda ülkemizde plazma, immün plazma transfüzyonu tedavisi yapılmaktadır. Tabii bu tedavi ülkemizde birkaç merkezde sürdürülmekte. Biz de Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi olarak bu işlemi başlattık. Kan merkezimizde hematoloji hocalarımızın ve mikrobiyoloji hocalarımızın denetiminde Van'daki ilk 3 plazmayı üretmiş bulunmaktayız. İnşallah hastalarımız genel durumu kötüleşmez ve bu plazmalara ihtiyaç duymazlar. Ama biz de il olarak, ilin akademik bilimsel üst kurulu olarak böyle bir tedavi gerektiği zaman da plazmalarımızı hazırladık ve ilimizin COVID-19 salgınında çaresiz kalmadığını hocalarımızın gayretiyle göstermiş olduk. Van olarak da bizim şu an için hatırı sayılır derecede taburcu olan hastamız var. Konvalesan plazma tedavisi de bu karşıya karşıya olduğumuz bu virüs tedavisinde alternatif tedavilerden biri. Sonuç itibariyle az önce röportajı veren hastamız da çok güzel söyledi. Faydam dokunması açısından elimden gelen tek buydu. Onu da yapmak istedim. Biz de hekim olarak, sağlık çalışanları olarak daha nasıl faydalı olabiliriz diye düşünüyoruz. Konvalesan plazma tedavisi aslında geleneksel bir tedavi. Bunda konvalesan demek hastalığı, bu virüse bağlı hastalığı geçirdikten sonra iyileşme döneminde olan hasta konvalesan dönemdedir. Bu dönemde bu hastalığı yenerken bu hastalığa karşı antikorlar geliştiriyor. Dolayısıyla bu hastalığı, bu düşmanı tanıyor, nasıl yeneceğini biliyor. Biz ise şu an aktif bu hastalıkla uğraşan yoğun bakımda genel durumu Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kriterlere uyan hastalara bu donörlerden aldığımız plazmayı transfer ediyoruz ve iyileşmelerine katkıda bulunuyoruz.
durumdasınız? Tamam, ben şimdi bilmediğim için sizin arkadaşlarınızı Naif Yahya Erdoğan.